Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf çanta yayınları hazırlayan defterde mini kazanım testi 2 ile arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar sorulara başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet, birinci sorumuzu okuyalım gençler. Yukarıdaki bisikletin ön tekerlerinin yarı çapı 32 santimetredir. Bu bisiklet 48 metre yol aldığında ön tekerlek kaç tur döner diye soruyor. Arkadaşlar bisikletimizin bir tekerin çevresini bulmamız gerekir diye düşünüyorum öncelikle. Yarı çapı eğer 32 santimetre ise tekerin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı pi 3 al dedi. 32 ile çarpıyorum. Evet, 2 kere 3 6 çarpı 32. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 3 18 1 de elde 19. Evet, tekerin arkadaşlar çevresi 292 santimetredir. Şimdi tekerlek 48 metre yol aldığında. Arkadaşlar 48 metre ama bizim tekerleğimizin çevresi santimetre cinsinden. O halde 48 metreyi öncelikle santimetreye çevirecek olursam 100 ile çarpmamız gerekir diyorum ve 4800 santimetre olur diyelim. Şimdi 4800'ün içerisinde kaç tane 192 vardır? Bunu düşünmemiz gerekiyor. 4800'ü 192'ye bölmemiz gerekir. 4800'ü 192'ye bölecek olursam gençler. Evet, 48'de yok. 480 içerisinde 2 defa diyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 9 18. Elde var 1. 2 kere 1 2. 1 de elde 3 diyoruz gençler. Çıkaralım. Sıfırdan çıkmaz arkadaşlar. Bir onluk aldım. 10'dan 4 çıktı. 6. 7 kalmıştı. 17'den 8 çıktı. 9. Evet. 96. Yukarıdan bir sıfır indirdim. 960'ın içerisinde. 192 gençler. Şöyle 5 kere desem denk gelecek. Bakalım ya. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 9 45. 1 de elde 46. Elde var 4. 5 kere 1 5. 1, 4 de elde 9. Evet, 960 oldu. Evet, işlemimizin sonucu arkadaşlar nedir o zaman? 25 tur döner diyoruz. Tekerin toplam tur sayısı 25 turdur diyorum ve C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, geçiyorum gençler. Bir sonraki soruya. Evet, ikinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar yanda verilen O merkezi çember 8 eş parçaya bölünmüştür. OB 120 santim, OB 20 santimetre olduğuna göre ACB yayının ölçü uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. ACB yayı arkadaşlar bakın burası. Şimdi bana ne gerekiyor arkadaşlar? Buradaki merkez açı gerekiyor. O zaman şöyle düşünüyorum. Çemberin tamamı 360 dereceydi. Ve çember 8 eş parçaya bölündüğüne göre 368'i bölmemiz gerekir diye düşünüyorum. 368'e bölersem arkadaşlar 45 derecedir. Bakın şunun bir tanesi, bir parçası 45 derece. Şimdi ACB yayına baktığım zaman arkadaşlar 3 parçadan oluşuyor. O halde 45 çarpı 3 135 derecedir merkez açımız diyoruz. Arkadaşlar artık ben yay uzunluğunu bulabilirim diyorum. Evet, yay uzunluğu için ne gerekiyordu? ACB yay diyorum. Çemberimizin çevresi 2 pi r ile hesaplanıyordu. Bunu açı bölü 360'a bölecek olursam 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 20 çarpı açımız 135 bölü 360 oldu. Şöyle 135'i arkadaşlar 45'e böldüm 3 kaldı. 360'ı 45'e böldüm 8. Şöyle 4'e bölüyorum arkadaşlar. 5 kaldı. 4'e böldüm. 2 kaldı. Bakın ikiler birbirini götürdü. Sonuç olarak 3, 2, 3, 5 ve 3 kaldı gençler. 3 kere 5, 15. 15 ile şu 3'ü çarpıyorum. 3 çarpı 5 çarpı 3'ten 45 santimetre olur. Yay uzunluğu diyorum ve B şıkkını işaretliyorum. Evet, devam ediyorum gençler. 3. sorumuza geçelim. Evet, yanda verilen O merkez çemberde AOB 72 derece, COD 54 derece, CD yayının uzunluğu
72 santimetreymiş. Şurası arkadaşlar 72 santimetre. Olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Gençler burada iki yolumuz var ama ben en pratik yolu söylemek istiyorum. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Ben 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360 bize biliyorsunuz yay uzunluğunu veriyordu. Bu yay uzunluğundan gençler şu 72 yerine koyarak 54 yerine koyarak yarıçap bulabilirim. Yarıçap bulduktan sonra tekrar 72 derecenin üzerinden AB yayın uzunluğunu bulabiliriz. Ama bu yolu çok da tercih etmiyorum. Bu soruda şöyle düşünüyorum. Orantı kursak doğru orantı. Yani 54 derecesi 72 santimetreye denk geliyorsa 72 derecesi kaç santimetreye denk gelir diye orantı kurmak çok daha pratik olur diyorum. Bakın dereceleri alt alta yazıyoruz biliyorsunuz. 54 derece 72 santimetre ise 72 derece x santimetredir diyorum ve doğru orantımızı kuralım. Yani şöyle düşünün. Derece büyüdükçe yay uzunluğu da büyüyecek arkadaşlar. Derece küçülünce yay uzunluğu da küçülecek dediğim için doğru orantı vardır diyorum. İçler ve dışlar çarpımı yapıyorum. O halde 54x eşittir. 72 çarpı 72 arkadaşlar çarpmayalım. Çarpma durumunda yazarsak zaten sadeleşecek. Her iki tarafı 54'e bölüyorum. X'i bulabilmek için. Şöyle 72 ile arkadaşlar 54'ü sadeleştirecek olursam 18'e bölsem arkadaşlar 4 kalır, 3 kalır. Tekrar 72 ile 3'ü sadeleştiriyorum. 3'e böldüm. 24. 24 çarpı 4. 4 kere 4. 6. 16 elde var. 4 kere 2. 8. 1 de elde. 9. Evet, 96 santimetre olur. İşlemimizin sonucu diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyoruz gençler. Evet, temizleyerek 4. soruya geçiş yapıyorum. Evet, yanda O merkezli ve B merkezli iki çember verilmiştir. O merkez çemberin yarıçapı 12 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar boyalı bölgenin çevresi deyince öncelikle ne anlamam gerekiyor? Bakın toplayacağım çevreyi göstereyim mi? Çevremiz birincisi büyük çemberin büyük yarım çemberin yayı. İkincisi şu küçük yarım çemberin arkadaşlar yayı ve buradaki şu 12 santimetre yani 1, 2, 3 tane parçayı toplayacağımızı düşünmemiz gerekir. Şimdi çemberin çevresi arkadaşlar normalde 2 çarpı pi çarpı r idi. Yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. Bildiklerimizi yerine yazalım gençler. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 12 dedik. Bölü 2'den 2'ler birbirini götürdü. 3 çarpı 12 36 santimetre olur. Bakın şu yarım çemberin yay uzunluğu. Aynı mantıkla arkadaşlar küçük çembere bakıyorum. Şunun tamamı 12 ise yarıçap 6 santimetredir diyorum. 2 pi r bölü 2 bize OC arkadaşlar değil mi? Evet. OC yayın uzunluğunu verecek diye söylüyorum. Evet. İkiler birbirini götürsün. 3 çarpı 6 18 santimetredir diyorum. Evet, burası da 18 santimetre. Bir de arkadaşlar ne var burada? 12 santimetre ekleyeceğim. O halde boyalı çevre diyelim. Artı 12 toplarsam 30, 36 ile toplarsam da 66 olur. 66 santimetre sorumuzun doğru cevabı olur diyelim gençler. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiş yapıyorum. Evet, yukarıda verilen O merkez çemberde OAB açısı 75 derece. OA arkadaşlar aynı zamanda yarıçaptır. OA biliyorsunuz. 24 santimetre olduğuna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyorum. Arkadaşlar ACB yayını bulabilmek için öncelikle şuradaki merkez açıya ihtiyacımız vardır diyorum. Bakın OA ile OB birbirine eşittir. Yani ikizkenar üçgendir diyoruz. Burası 75 derecedir. O halde 75 artı 75'ten 150 derece
180'den 150'yi çıkarıyorum. Merkez açısı 30 derecedir. Şimdi merkez açı 30 derece olduğuna göre gençler artık yay uzunluğu için ACEB'yi diyelim. Gerekli bilgilerin her birisi vardır diyorum. 2 pi r çarpı açı bölü 360 arkadaşlar. Bildiklerimizi yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımıza 24 demiştik. Çarpı 30 bölü 360 diyorum. Şöyle 30'da 360 daha değiştirdim. 1, 12. Arkadaşlar 24'te 12 daha değiştiriyorum. 2 kaldı. Evet, 2 kere 3, 6. 6 kere 2, 12. Santimetre olur. Evet, D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, geçiyorum gençler. Bir sonraki soruya. Evet, altıncı sorumuza baktığımız zaman yanda verilen O merkez çeyrek daire ve OABC karesi verilmiştir. OA 8 santimetre olduğuna göre. Hemen yazalım. Boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar bakın şu BA ve CB de 8 santimetredir diyorum. Ve çevre için arkadaşlar bir tek neye ihtiyacım kaldı? AC yayına ihtiyacımız kaldı. AC yayı için çeyrek daire dediği için arkadaşlar direkt 4'e bölerim. Neyi? 2 çarpı pi çarpı r'yi. Evet, 2 çarpı yarı çapımız 8 arkadaşlar. Pi'yi 3 aldım ve 4'e böldük. Bakın gitti. 2 kaldı. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 santimetrede arkadaşlar. Bakın burasıdır. Şimdi boyalı bölgenin çevresi dediği için gençler. Şöyle boyalı çevre diyelim. (12+8+8)'den 28 santimetre olur. Evet, boyalı bölgenin çevresi diyorum ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet arkadaşlar, testimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.